Baba kolay gelsin. Var mı bir durum? Olmaz mı? Al bakalım. Eyvallah baba, eline sağlık. Baba, bu handan işiyle ilgili yapmamı istediğin bir şey var mı? Sen yapacağını yaptın. Gerisi artık bende. Yalnız handan yine seni ararsa bilgim olsun. Peki baba. Kolay gelsin babam. Sağ ol Davut. Yapayım mı sana da bir dürüm he? Zahmet olmasın babam. Yahu ne zahmeti? Bugün keyfim yerinde. Hepinizi doyuracağım. Eyvallah. Davut, al bakayım. Eline sağlık baba. Davut. Seninle son bir işimiz daha kaldı. Onu da yap, ondan sonra bak işine. Nasıl diyorsan öyle babam. Şu Ayşe işini bir hallet. Kafeci. Baba, ben halledeyim. Sen dürümünü ye, işine bak. Davut. Kaza olarak görünmesin, sağ ol. Tamam mı? Merak etme babam. Hadi bak. Sen beklemeye devam et. Eninde sonunda gelecektir. Peki müdürüm. Baba, müsaaden var mı? Çıkmam lazım da. Nereye? Ya bizim otoparka bakacağım. Eyvallah baba, kolay gelsin. Alo müdürüm. Celal Ayşe'yi biliyor. Onu alması için Davut'u gönderdi. Ne diyorsun? Ne yapacak peki Davut? Bilmiyorum. Ayşe'yi bitirecek sanki. O zaman bu durum Mert'in polis olma ihtimalini artırır. Olabilir müdürüm ama bir ihtimal daha var. Belki Ayşe de oyunun bir parçasıdır. Nasıl yani? Ne demek bu? Yani Celal'le Mert Ayşe üzerinden haberleşiyor olabilirler. Celal de kızı ortadan kaldırıp muhbir diye yutturacak. Mert de böylelikle aklanmış olacak. Olamaz mı yani? Olabilir bak. Karşımızdakinin Celal olduğunu düşünürsek bu ihtimal güçleniyor. Mert'in masumluğu bize yutturulmak isteniyor demektir Sarp. Mert'in hain ve masum olduğunu anlamanın tek bir yolu kalıyor. Ayşe'yi biz almalıyız. Aynen müdürüm. O yüzden Davut'u takip ediyorum. Bakalım Ayşe neredeymiş? Diyoruz.
Alo müdürüm, telefonumu izle. Davut'un elinden Ayşe'yi almalısınız. Ben müdahale edemem, görünemem Ayşe'ye. Seni izliyorum. Yeri bulunca harekete geçeceğim. Başlıyoruz polis Ayşe'nin kafesinde. Belli ki Yusuf'a haberi uçurmuşlar. Hemen yapmak zorundayız. Tabii tabii, başka yolu yok. Yusuf'a gidip Ayşe benim muhbirim demezsem yanarız. İşler karışabilir. Madem öyle tamam. Git. Ayşe benim muhbirim dedi. Bugün hikayeni oku. Yusuf onu bulamayacak değil mi? Bulamayacak. Sen orasını düşünme. Tamam. Gel bakalım Ayşe. Davut abi, sen gelir miydin buralara? Buralarda bir işim vardı. Gelmişken sana da bir uğrayayım dedim. Polis yolla Ayşe'yi buldum. En yakın karakoldan destek yollayacağım. Kurt gibi acıktım. Bir kahvaltı mı etsek? Abi ben hazırlayayım. Olur mu? Sen zahmet etme. Bu sefer de ben hazırlayayım. Bize çok yardımın dokundu. Çay içeriz ha?
Çay birazdan olur. Yardım etseydin. Ayşe. Ne dedim ben sana? Senin bize çok iyiliğin dokundu. Sen zahmet etme. Kırk yılın başı bir mutfağa giriyoruz. Ona da karışıyorsunuz. Yoksa korkuyor musun? Neden abi? Kötü yemek hazırlamamdan. Bir koku var galiba. Yok. Ben bir koku almıyorum. Gaz kokuyor. Bana gelmiyor. Yapma. Bana ne? Yapacağım. Sonra davul. Her şey yolunda baba. Tamam. Çok iyi. Yusuf müdürüm müsait mi? Bir sorayım. Müdürüm Mert komiser sizi görmek istiyor. Gelsin. Gel bakalım Mert. Ne var? Müdürüm
Kebapçı Celal'le ilgili anlatacaklarım var. Anlat bakalım. Bir şey mi oldu? Oldu müdürüm. Kebapçıyı dürüm yapmak üzereyim. Nasıl yani? Anlatayım müdürüm. Celal'in telefonlarını dinlemeye başladım. Bu çok büyük bir haber Mert. Nasıl oldu bu iş? Zor oldu müdürüm ama oldu. Bir muhbir sayesinde başardım. Gel bakalım sen. Nereye müdürüm? Gel. Anlat bakalım Mert. Celal sürekli sim kartını değiştirdiği için bir türlü dinleyemiyorduk. Sabit bir hat kullanmadığı için ne numara kullanıyor onu da bulamıyorduk. Bu doğru. Ben Celal'e sim kartları sağlayan kişiyi keşfettim müdürüm. Öyle mi? Kimmiş bu? Adı Ayşe. Aa, Sema komiser bahsetmişti biraz. Nereye gidiyoruz müdürüm? Sen devam et, devam et. Tamamdır. Ben zar zor kızı ikna ettim. Ondan sonra son seferde sim kartları Ayşe'ye ben verdim. Ayşe de Celal'e götürdü. Celal zannetti ki sim kartlar Ayşe'den geliyor. Ben bütün sim kartların numarasını bildiğim için Celal Duman'ı artık dinlemeye başladım. Çok zekice Mert. Aferin sana. Çok iyi iş başarmışsın. Ama bu kadar da değil müdürüm. Celal'in Handan diye bir kadınla iş yapmak üzere olduğunu da öğrendim. Ve bütün bunları muhbirin sayesinde yaptın, öyle mi? Aynen öyle müdürüm. Güzel. Helal olsun sana Mert. Sayende Celal'i enselemeye çok yaklaştık. Aynen öyle müdürüm. Bak burada kim var? Sana bu işte yardım eden muhbirin Ayşe. Söyle polislere gelsinler, alsınlar her şeyi. Evin arkasında baygın yatıyor. Tamam sen. Ne oldu, yüzün niye asıldı? Baba var mı Bemri? Yok evlat. Bu tahsil için olacak baba. Biraz daha duracak. Onu salmadan yapacak şeyler var. Biliyorum. Handan işi. Önce onu halletmemiz lazım. Ne zaman olacak o iş? O iş olmak üzere. Bu akşam mı olacak yani? Hı hı. Şimdi oraya gidiyorum ben de. Yalnız mı gidiyorsun? Baba bir aksilik yaratmasınlar. Niyetlerini bilmiyoruz adamı. Aksilik olacak bir durum yok. Böyle iyi. Takma kafana sen. Bizi emretmişsiniz müdürüm. Geçin şöyle. Bak Ayşe kızım, sana tekrar soruyorum. Tanıyor musun bu komiser arkadaşı? Hayır, tanımıyorum. Tanımam mı gerekiyor? Mert.
Sen neler anlattın? Burası neler anlatıyor? Hani senin muhbirindi? Öyle zaten müdürüm. Deme ya. Seni tanımadığını söylüyor. Mert yapma ya. Açıkla şu işi bana be. Müdürüm, siz aksini mi düşünüyorsunuz? Yani sizin benden bir şüpheniz mi var yoksa? Bak seninle açık konuşacağım. Eveleyip gevelemeyeceğim. İyi olur müdürüm çünkü ben de neyle itham edildiğimi öğrenmiş olurum. Uzun süredir gözüm üzerinde. Bir yerlere sim kartları götürüyorsun. Sonra o sim kartlar elden ele dolaşıp sonunda Celal'e ulaşıyor. Bir dakika, bir dakika. Siz... Müdürüm siz benim Celal'e çalıştığımı düşünüyorsunuz yani. Aynen öyle. Çünkü muhbirim dediğin kız seni tanımadığını söylüyor. Vay be. Mert, geç bunları. Bana açıklama borçlusun. Hmm. Tamam müdürüm. O zaman müsaadenle. Ayşe. Bak, korkmana gerek yok. Yani... sırrın yine bizimle güvende. Müdürümün bilmesi gerekiyor ama gerçeği söyle. Muhbirim olduğunu söyle. Yani sana kimse bir şey yapamaz. Celal'den korkmana gerek yok. Ne anlatıyorsun sen? Ben gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Sen neyim kebapçı? Müdürüm belli ki korkuyor, o yüzden konuşmuyor. Niye korksun? Korkacak bir şey mi var? Organize şubede oturuyor. Organize şube müdürü karşısında. Ekibi yanında. Ama diğer tarafta da kebapçı Celal var müdürüm. Ayşe. Celal sana bir şey mi yaptı? Bir şey mi söyledi? De o yüzden mi konuşmuyorsun? Söyle ya, polisi mi yakacaksın? Ha, bir şey söyle hadi. Sen çekil bakayım şuradan. Bak kızım. Celal sana bir şey yapamaz. Kimse bir şey yapamaz. Bana gerçeği söyle. Mert komisere yardım ettin mi? Sim kartları sana bunun için mi verdi? Ben bu adamı hayatımda ilk kez görüyorum. Yanlış duymadım değil mi kızım? Mert komiseri... hayatında hiç tanımadın, yeni görüyorsun. Söyledim müdürüm. İlk kez görüyorum. Şimdi ne söyleyeceksin Mert Karadağ? Var mı bir açıklaman? Benim bir açıklamam var. Ama siz ne desem tatmin olmayacaksınız müdürüm. Sen benimle dalga mı geçiyorsun be? Muhbirim dediğin kişi seni tanımıyor. Anlat lan bana. İtiraf et. Celal'e mi çalışıyorsun sen? Thank you.
Konuşsana, söylesene, itiraf et! İtiraf edecek bir şey yok müdürüm. Ben mesleğimi yaptım. Gerçeği anlattım size. Anlattığın gerçekler hiçbir şeyle tutmuyor. Çünkü hepsi masal. Ben anlatıyorum. Siz inanmıyorsunuz müdürüm. Bu mu yani diyeceklerin? Bu. Bundan başka diyecek bir şeyim yok müdürüm. Söyleyeceklerim bunlar. Sonsuzum bu yani. Öyle. Bu sözler seni kurtarmayacak biliyorsun değil mi Mert? Sema komiser, al götür şunu nezarete. Emredersiniz. Müdürüm çok özür dilerim ama ben kendimi zor tutuyorum, yemin ediyorum. Kapacağım bunu! Selim! Niye lan, niye? Sakin ol. Yaptın mı lan gerçekten böyle bir şerefsizlik? Saçmalama Musa. Sakin olun, burada kalın. Bu kebapçıya geri dönüyor. Ha siktir, bu Celal değil. Nasıl? Benzemiş miyim Celal Baba'ya? Kafa değil Celal Baba'ya ben Ferhat. Oyuna geldik amına koyayım.